Devletin hazineden vergilerle yaptığı Boğaz köprülerinin de ücreti arttı. Hem de yeni bir sistemli ve örtülü bir zamla. Ancak zaten vergilerle yapılmış olan köprülerden neden ücret alınıyor ve 6 yılda %365 zamlanan köprülerden ne kadar gelir elde ediliyor? Yıllardır bu işin hesap uzmanlığını yapan İbrahim Kahveci artık rakamlara ulaşamıyor. İki kıta arasındaki bir başka ulaşım yolu Avrasya Tüneli de zamlandı. 8.25 dönüş, 8.25 gidiş oldu. Hani yeni yıl bekliyorduk ama çok şey yaptılar bize yani bu konuda ne derler? Yani biraz fazla oldu sanki. Sağ olsun. Ne diyeyim? Para çok lazım herhalde devletimize diyelim yani. Bu zamana kadar tek yönde ödenen ücret artık çift yönlü oldu Boğaz köprülerinde örtülü zamla birlikte. 8.25'lik geçiş ücretiyle git gel yapan bir araç 16,5 lira ödemiş olacak 13 lira 25 kuruş yerine. 2018'de köprülere kameralı geçiş sistemleri kurulunca ekonomi yazarı İbrahim Kahveci çift yönlü ücretlendirmeye hazırlanılıyor demiş. Ama dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yalanlamıştı. Biliyorsunuz İstanbul'da 1. 2. Boğaz Köprüsü'nün çift taraflı görüntüler kuruldu. Hazırlandı. Her şey hazırlandı. Seçimden sonra zamlar gelecek. Güvenlik amaçlı ikinci tarafa tak sistemini kurduk. Anında güvenlik güçlerimize bildirmek, ona anında müdahale edilebilmesiydi amaç. Olacağını bekliyordum. Bu köprülerden elde edilen gelirle siz bir köprü daha inşa ederdik demiştiniz. Yani bu kadar büyük bir bütçeden bahsediyoruz. O zamanki gelirdi. Gülşah Hanım, şu andaki 16,5 lira ne biliyor musunuz? Muhtemelen 16,5 lirayla veya geçen seneki 2021'de 13,25 lirayla kaç lira tahsil edildi bilmiyorum. Yap işlet devret değil, hem 15 Temmuz şehitler hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü devletin kendi bütçesiyle, halkın vergileriyle yapılan iki köprü. Aslında ücretsiz olması gerekiyor ama bakım onarım adı altında kesiliyor geçiş ücreti. Ancak 6 yılda bu ücret %385 arttı. Bakım ve onarım maliyetini de solladı, yeni köprü yapım bütçesine ulaştı. 2015 yılı içerisinde 3,40 lira olan fiyat 2022'de 16,5 lira. İkinci Boğaz Köprüsü milletin vergileriyle yapılmış, bitmiş, etmiş. Bakım onarımı da yılda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden bakım onarım giderinin 220 milyon liraya geçmediğini açıklayınca internet sitesinden yayınları kaldırdılar. Boğaz Köprülerinden alınan para 2,5 milyar lira. O verileri de kaldırdılar. Pardon, bunu da söyleyeyim. O verileri de kaldırdılar. Köprülerden elde edilen gelir miktarını şu an öğrenemiyor muyuz? 2021'de ne kadar gelir elde ettik? Bilmiyorum. Ne lazım millete bilgi ya? Ne lazım millete bilgi vereceksin ya? Al vergiyi, yap zammı, al parayı, git. Asya ve Avrupa arasında bir başka yol. Özel sektöre yaptırılan ve işlettirilen Avrasya Tüneli de zamlandı. 46 liradan 53 liraya yükseldi geçiş ücreti. Gece ise %50 indirimli olacak. 26,5 lira. Burada not düşelim. Bunun üzerin kalan kısmı hazineden biz ödeyeceğiz. Avrasya Tüneli'ne zam haberi bir de indirim haberiyle birlikte verildi ama bu indirim bir müjde sayılır mı? İşte bu tartışmalı. Çünkü zaten geçiş garantili tünelin tüm zararı hazineden yani vergilerden karşılanıyor. Bu bir. İkincisi ise %50 indirim gece 00'dan sabah 5'e kadar geçerli. Yani İstanbul'da trafiğin hemen hemen hiç olmadığı saatlerde. Gece kim geçiyor ki oradan? Gece 12'den sonra işimiz kalmıyor ki.